Geldim hocam. Gel bakalım. Biliyorsun bu ilk dersimiz. Daha önce piyano çalıştın mı? Müzik hocamız arada çalıştırmıştı. Güzel. Şimdi notaların üzerinden beraber bir geçelim. Çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum. Bravo. Bayağı yatkınsın piyanoya. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Bu işi başıma sen açtın. Sen bitireceksin. Hadi çıkar üstünü. Saçmalama Memo. Oğlum ne olacak? Allah Allah. Sen üstünü çıkartıyor musun? Ben gelip çıkartayım mı? Memo manyak mısın? Anlarlar. Tamam ya. Daha önce hangi parçada çalıştınız okuldaki hocanla? Nocturne'lere. Güzel, güzel. Başla bakalım. Hayrola Osman? Ne dolanıp duruyorsun? İyi. Vallahi hayır mı, şer mi ben de bilemedim yani de. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete işte. Ne oldu gene? Mahmut beni çağırmış da konuşmaya. İyi işte git. Ne bekliyorsun? Da işte yani en son münasebetimiz biraz nahoş geçmişti de kendisiyle. Hani şu balıkçı hikayesi? Şimdi biliyorsun Mahmut çok konuşkan bir tip değil yani. Yani derdini daha ziyade böyle topla, tüfekle ifade etmeyi seviyor. Yani ama şimdi bundan da bende bir tane var yani. Birkaç tane olsa canım feda da bir tane var. O da bana lazım yani. Osman! Allah orada. Ne diyor? Gel diyor. Osman, adam seni çağırıyor oğlum. Gitsene. Ya tamam da yani o el sallaması bana biraz manidar geldi de. Tövbe tövbe. Hocam sen bir konuşsana ya. Senden çekinir. Sor bakalım bir topu mopu tüfeğe müfeğe var mıymış? Hadi Osman hadi yürü uzatma. Lan oğlum geçsene içeri. Tamam. Ama ben önlemimi alayım da. Yani arkayı sağlama almak lazım malum. Gel gel tüfek yok bir şey yapmayacak. Ulan hanımadan tırsız mı bu ya? Kolay mı oğlum? Korkun. Bak bu elimdeki öyle sıradan bir bez gibi görünebilir ama bu küresel evrenimizde barışın sembolü olan bir bezdir. Kes! At lan o zırvayı elinden. Geç içeri koruyacaklarım var. Millet! Osman'ı nasıl bilirdiniz? Cumhur anasını satayım! Mon Dieu. Memo Bey! Memo Bey! Memo Bey! Memo Bey! Sizin yukarıda derste olmanız gerekmiyor mu? Ne dersi ya? Memo yukarıda derste. Ne demek yukarıda? İnanmıyorsan git bak. Siz benimle alay ediyorsunuz. Ya ne alayı? Ben canım Memo'ya benzeyen bir halim mi var? Canım yani. Ay çıldıracağım. Ay imdat diye bağıracağım şimdi. Bakın siz beni kandıramazsınız Memo Bey. Bir kere kardeşinizi yukarı yolladınız. Ve siz onu yerinde bulursanız o salak öğretmen de. Vallahi helal olsun bakma sen nasıl anladın ya? Öğretmenin salak olduğunu. O da vardı. Benim Memo olduğumu nasıl anladın? Bu evde bu acayip müzikleri kaç kişi dinliyor ha? Ondan sonra yok, muk, harbi, gibi konuşmalar kim yapıyor? Kaç çocuk yapıyor ha? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim matmazel. İnanıp inanmamak senin insanlığına kalmış. Ne demek insanlık anlamadım. Ya
Neyse tamam boş ver sonra konuşuruz. Sana bir şey söyleyeceğim. Böyle bodozlamadan alma içeri ya. Böyle paldır küldür. Bir kapıyı çal bir tıkla. Bizim de özel hayatımız var yani. Sonra diyorsun ki düzenli olalım. Temiz olalım. Bu mu düzenli? Allah'ım ya. Düzenli olalım Altan Bey. Onu yapalım Altan Bey. Çıldıracağım. Yok çıldıracağım. Evet çıldıracağım. Sadece bunu bulabildim. Başka bir şey yok. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Bunu bulabilmişler sadece. Bizim de işimiz bitti. Hava kararmak üzere. Yarın devam edeceğiz. Su nasıl? Görüntü netmiş ama akıntı çok kuvvetli. Bir tahminde bulunabilir misiniz? Akıntıyla beraber denizin dibine çökmüştü. Oradan kurtulması imkansız. Dipte ters akıntı var. Cesedini başka bir yere sürüklemiş olabilir. Aylar sonra Odessa sahiline çıkabilir. Tabii balıklardan geriye ne kalmışsa. Şimdilik bizden bu kadar. Sağ ol devrem. Kolay gelsin size. Size de. İki gün daha ararlar sonra aramayı bırakırlar. Anlayacağınız bu dosya kapandı Onur Bey. Şimdi kulaklarını iyi aç beni dinle. Tamam. Gözümü kulağımı her bir yanlarımı açtım dinliyorum Altan. Bu Neriman karısı yemek işine girmiş. Biliyorum. Gönderiyordu ya sana kol börekleri, oturtmalar falan. Lan kes onu demiyorum oğlum. Dışarıya yemek yapıyormuş. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Olmasın o zaman, olmasın. Bu karının hiçbir şey hayırlı olmasın. Olmasın o zaman. Sen madem öyle istiyorsun, Allah bela ölsün gitsin gebe. Zaten hiç sevmem ben onu, dedikoducu. Lan oğlum kes lan. Ben seni buraya Neriman'ın dedikodusunu yapmaya çağırmadım lan. Tahmin etmiştim zaten. Sen beni buraya vurmak için çağırdın da önden bir oturup böyle konuşturup beni alıştırıyor. Oğlum zevzekliği kes lan. Kulaklarını aç beni iyice dinle diyorum sana. Tamam. Buyur emret. Dinliyorum Mahmut abi. Şimdi iyi dinle bak. Ben bu işi araştırdım. Bu işte çok güzel para var. Diyorsun. He. Ne yapıyorsun? Evde yapıyorum. Dışarıda satıyorum. Elden satıyorum. Ne oluyor? Para tın cebe giriyor. İyiymiş ya. He. Sen yapacaksın bu işi. Ben mi? He sen. Ben nasıl yapayım ya? Ya biliyorsun işte ben daha önce pilav işine girdim de yani beceremedik. Aldık boyumuzun ölçüsünü yani. Gece kulüplerin önünde takılmayacaksın oğlum. Öyle belalı yerlerde. Oğlum mu? Oğlum dedim bana. Sen bana oğlum dedikten sonra emret benden ne istersen yaparım ya. Ver o elini öpeceğim. Ya bırak. Vallahi öpeceğim. Bıraksana oğlum ya. Bak yine dedi. Duydunuz mu? Bana oğlum dedi ya. Babam. Lan öyle heveslenme lan. Lafın gelişi söyledim sana. Olsun. Lafın gelişi de olsa insan böyle bir mutlanıyor yani, mutlu oluyor. Şimdi dinle bak. Evde bu işi yapacak bir sürü kadın var. Anladın mı? Nursine var. Melek var. Yaren de gelirse yardım eder. He? Olur mu diyorsun yani? Olur. Olacak bu iş Osman. O Neriman denen karıyı ben bu piyasadan sileceğim. Anladın mı? O karı bu piyasadan silinecek. Silelim. Ama yani şeyi ben anlamadım yani. Peki bu yemekleri kim dağıtacak yani? Ben yapacağım Osman. Tamam yani madem sen dağıtacaksın niye o kadar uzatıyorsun ki lafı kestirmeden söyle gitsin. Lan saçmalama lan. Karılar evde yemek yapacak Mahmut da gidip dağıtacak öyle mi? Sen ne yapacaksın? Yalı kazığı gibi ayakta mı dikileceksin ha? Hayır yok Mahmut baba ben şey açıdan söyledim yani. Hani ben sevk, idare, organizasyon açısından böyle tam biçilmiş kaptan olduğumdan yani. O açıdan ben... Bak bak Osman seni bu kahvenin içinde organize döverim ha. Hiç gerek yok. Tamam, mesaj alındı. Tamam, o iş bende yani. Şimdi o zaman bak, hemen git ilan milan ne varsa bastır. Her yere yapıştır, tamam mı? Hadi, bu işe hemen başlayalım. Hadi yaylan. Mahmut baba, bu arada beni vurmadığın için teşekkür ederim yani. Osman, erken sevinme. Doğru, tamam. Geç olsun da üç olmasın. Tamam, anladım, anladım. Tamam, o zaman müsaadenle ben bir çay içeyim de hazır gelmişken. Yaptıracağım yani onu çok da hani acelesi yok zaten. İyi hadi sallanma. Şişt, bir çay versene bana. Mahmut babadan. Alo. Memo neredesin aslan? Tamam kaybolma bir yere seninle işimiz var ha. Hadi. Vallahi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama asıl senin dayına helal olsun. Yapamayacağı iş yok. Öyledir dayım. Biraz kabiliyetli. Girişimcidir oğlum. Yakında baban alır onu holdinge. Babamız demek istedin herhalde. Evet, evet. Tabii babamız. Yanlış anlama. Alışkanlık oldu ya, pardon. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Altan.